Gel. Hünkârım. Hürrem Sultanımız geldiler. Bayezid neredeymiş peki? Vallahi bir malumatım yok sultanım. Hadiseden sonra saraydan ayrılmışlar. Sultanım, bağışlayın. Fakat dediğim gibi hünkârımız kimseyi görmek istemiyorlar. Hakikati görsün kâfi. Hünkârım, size bu mektubu bana bahşettiğiniz bütün makamlardan, mevkilerden azade yazıyorum. Cüretimin, isyanımın, feryadımın yegane kaynağı şu sızlayan anne yüreğimdir. Zira bugün işittiğim bir haber beni ziyadesiyle müteessir etti, derinden yaraladı. Öğrendiğime göre Şehzadem Selim'le alakalı bir karar vermiş, adeta onu veliaht ilan etmişsiniz. Evvela inanmak istemedim. Zira yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Han böyle bir hata yapmaz. Yapamaz dedim. Lakin hakikati idrak edince sükutu hayale uğradım. Hata yaptınız hünkârım. Selim de Bayezid da sizin oğlunuz. Sizin canınızdan, kanınızdan iki aslan parçası. Onlardan birini seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ki vazgeçtiğiniz şehzade öbürüne haset eder, kin tutar. Habil'le Kabil'i hatırlayın hünkârım. Alemlerin Rabbine adak adayan iki kardeşi. Birinin adağı kabul edilirken, diğerinin adağı kabul görmemişti. Kabil'i kardeşini öldürmeye iten işte bu hasetti. Ateş nasıl odunu yer yutarsa, haset de iyilikleri yer yutar. Elde bir avuç kül kalır geriye. Hünkârımız çok beğenecek bunu Selim. Asıl benimkini beğenecek. Seninkini harem ağları bile takmaz. Hünkârım. Alo. Hünkârım. İnşallah beğenirsiniz. Henüz bitmedi. Az kaldı. Eline sağlık aslanım. Çok güzel olacağı şimdiden belli. Mahir bir ustanın elinden çıkmış gibi. Siz bir cihan hükümdarısınız. İktidarın, gücün mutlak hakimisiniz. Ancak malumunuz üzere Osmanlı töresinde veliahtlık yoktur. Tahta kimin çıkacağına ancak Yüce Rabbim karar verir. Sizin şu yaptığınız
Bayezid'le Selim arasındaki savaşı körükler sadece. Ben and olsun ki böyle bir tercihte bulunmayacağım. Bayezid de Selim de benim canımdan can. Onları ben doğurdum. Ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. Bir anne olarak zinhar birini seçip öbürüne sırt çevirmem. Duam ve dileğim odur ki siz de bir baba olarak aynısını yapasınız. Paşa, dinliyorum. Hünkârım, ne yazık ki Mahidevran Sultanımız Edirne'deki Düzmece Mustafa isyanına para göndermiş. Sen ne dersin paşa? Var mı bunun ispat? Peşine düştüğümüz asilerin üzerinden çil çil altın çıktı. Ve bir de evrak. Mahidevran Sultanımız asilere Edirne ve civarındaki mülklerini kullanma izni vermişler. Çok sayıda da çiftlik ve mandıranın yanı sıra barınmaları için nice han ve kervansaray tahsis edilmiş. Bu vaziyette hünkârım, isyana asıl destekleyen Mahidevran Sultanımızmış. Zinhar Şehzademiz Bayezid Hazretleri değil. Bunca senenin hatırı varsa nazarınızda, sizden son bir arzum olacak. Rahmetli şehzademizin validesi Mahidevran Sultan'ı müşkül koymayın. Namerde muhtaç etmeyin. Hiç olmazsa ömrünün son günlerini huzur içinde geçirsin. Sokol. Emredin hünkârım. Hasekim Mahidevran Sultan'a iradem tezelden tebliğ edilsin. Hali hazırda oturmakta olduğu Bursa'daki saray haricinde nesi varsa elinden aldım. Ayrıca bütün hasları hazineye devredilecek. İlaveten her ay kendisine ödenen tahsisat da kesilecek. Bundan böyle hazine-i hümayundan tek bir akçe dahi alamayacak. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Gel. Hünkârım, veziriniz Mehmet Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Mısır'daki reayamın bana gönderdiği arzu halleri. Bu sene vergilerin arttığından ve bellerini büktüğünden bahsederler. Benim neden bundan haberim yoksa oldu? Bildiğim kadarıyla Mısır'da yeni bir usul mevzu bahis değil. Kanuni kadim üzere ne alınıyorsa şimdi de o toplanıyor. Mısır ahalisinin ne sebeple şikayet ettiğini bilmiyorum hünkârım. Ancak hemen tetkik ederim. Kullarımın derdi bir. Ahmet Paşa'ya söyle bu işin aslı astarı varsa bedelini en ağır şekilde öder. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Ferhat, bu işi tetkik et. Bütün mektupları, yazışmaları oku, deftere bak. Akabinde bana malumat ver. Emredersiniz hünkârım. Sen ne beklersin? Ben? Bir isteğiniz var mı diye? Yok, çekilebilirsin.
Torunum Murad'a isim vermek için seneler evvel Manisa'ya gitmiştim. Aklımdan çıkmış. Hafızayı beşer. Nisyanla mağlüldür hünkârım. İnsan unutmasa, her gün maziyi, acılarını hatırlasa yaşayamaz ki. Unutmak hem devadır, hem zehir. Hatırlamak ve unutmak hünkârım. İkisi de nimet. Her şeyi görüp görmezden gelmek gibi. Yazışmaları okudum hünkârım. Büyük Rüznamçe defterlerini de tetkik ettim. Her şey usulüne uygun. Mısır'dan toplanan vergilerin miktarında herhangi bir artış mevzu bahis değil. Şikayetlerin sebebi nedir o vakit? Bir malumatım yok hünkârım. Lakin iki ihtimal var. Ya Ahmet Paşa'ya bir oyun oynanıyor... Ya da Ahmet Paşa bir oyun oynuyor. Lokman Ağa! Hünkârım. Ahmet Paşa nerededir? Divandalar hünkârım. Malumunuz üzere divan heyeti toplanıyor bugün. Aile. Beni emretmişsiniz. Kendini hala mühim biri mi zannediyorsun? Sen ne sıfatla defterdarın odasına girer, defterleri tetkik edersin? Merakımı cezbeden bazı sualler vardı. Onlara cevap aradım. Vazifen olmayan işlere burnunu sokma, Rüstem. Bu yüce devletin menfaatleriyle alakalı her mesele benim vazifemdir paşa. Sizin de öyle olmalı. Mısır ahalisinin şikayetleri benim kulağıma dahi geldiyse bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz demektir. Bre gafil! Sen benimle nasıl böyle konuşursun? Haddini bil. Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Bağışlayın paşa hazretleri. Makamınıza hürmetim sonsuz. Fakat nihayetinde hepimiz Sultan Süleyman Han'ın kullarıyız. Hanedanımızın istikbali her şeyden evvel gelir. Ben bunları senden mi öğreneceğim? Derhal terk et divanımı. Bir daha gözüme görünme. Ağalar, paşalara haber verin. Derhal gelsinler. Bugünkü meclisimiz mühim. Görüyorum ki şimdiden kibir ve gurura kapılmışsınız. Oysa ki sabık veziri azamlarımızın akıbeti size ibret olmalıydı. Sen beni kendinle daha evvelki veziri azamlarla karıştırma paşa. Ben sizin gibi hatunlar sayesinde gelmedim bu makama. Hünkârımız benim canımı teminatı altına aldı. Sözü var. Öyle ki vazifemin başındayken idamıma hükmedemez. Kim böyle bir söz alabilmiş Sultan Süleyman'dan? Söyle. Yazık. Hünkârımızın lütfu karşısında kibre kapılmışsınız. Sokollu Mehmet Paşa da sizin gibi. İkiniz bir olup şehzadelerimizin arkasından iş çeviriyorsunuz. Rüstem. Sen yoksun artık. 2 senedir bu devleti Ali Osman'ı ben yönetiyorum. Bunu kabullensen iyi olur. Çık dışarı. Bir daha da gelme sakın. Paşa Hazretleri. Thank you.
beraber siyah bir hilat hazırlasınlar. Hünkârım, naçizane bir hediye. Kabul ederseniz şeref duyuyorum. Hayli güzel bir hediye. Aslan parçası. İnşallah bir gün karşılıklı oynarsın. İnşallah. Hünkârım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah'ım esirgesin sizi. Selim, kızların ne güzel. İnşallah bahtları da güzel olur. İnşallah valide. Ben isimlerinizi hep karıştırıyorum. Senin adın neydi? Esma Han Sultanım. Ben de Gevheran. O vakit senin ismin de Şah Sultan. Sultanım, saçlarınız çok güzel. Niye bizim saçımız bu renk değil? Gel. Hünkârım. Validem. Hoş geldiniz. Hepinizin bir arada olması ne saadet. Hünkârım,
Söyle. Hepimiz buradayken Şehzade Murat'ın sünnet düğününü burada payitahta yapalım isterim. Tabii müsaadeniz olursa. Ne düğünü Selim? Sırası mı şimdi? Hünkârımız Şehzade'me isim vermek için sancağıma teşrif etmişti Bayezid. Sünnet düğününde de bulunmak ister diye düşündüm. Yaşadıklarımızı biliyorsun Şehzadem. Sünnet vesilesiyle bir kutlama yapmanın vakti değil. Sancağına dönünce yaparsın. Fırsat bulursak belki biz de gideriz. Madem ki aslanım niyet etmiş, o halde geri çevirmek olmaz. Şehzade Murat'ın sünneti için hazırlıklar başlasın diyorum. Bizi bahtiyar ettiniz hünkârım. Hem bu vesileyle üzerimize çöken kasvet dağları yok olur inşallah. Hünkârım, bunları size söylemekten icap duyuyorum. Fakat buna mecburum. Vezir-i Azam Ahmet Paşa vazifesini kötüye kullanarak hazinedeki altınlara el uzatmış. Sen ne dediğinin farkında mısın üstem? Bahsettiğin zat benim vekilim mutlakımdır. Vahim olan da bu hünkârım. Malumunuz Mısır ahalisinden şikayetler geliyordu. Hadiseyi Ali Paşa ile beraber tetkik ettim. Ben de tetkik ettirdim. Defterlerde usul sözlük yok. Usul sözlük yok hünkârım. Zira defterdar Lütfi Çelebi Mısır'dan gelen altınları deftere bilerek eksik yazmış. Kayıt altına alınmayan altınlar var. Meblağ ciddi, az buz değil hünkârım. Doğru mu bu? Bağışlayın hünkârım. Vezir-i Azam beni tehdit edip zorladı. Mecbur kaldım. Ne yapmış peki altınları? Zimmetine mi geçirmiş gafil? Keşke öyle olsaydı hünkârım. Daha fena. Edirne'deki asilere yollamışlar. Her şerde bir hayır vardır hünkârım. Bu sayede Şehzademiz Bayezid'e atfedilen ithamların iftira olduğu anlaşıldı. Ahmet Paşa asillere neden yardım etsin? Bundan nasıl bir menfaat olur? Malumunuz üzere hünkârım. Ahmet Paşa, merhum Şehzade Mustafa'yı pek severlerdi. Zannediyorum ki akıllarınca intikam almak istediler. Mehmet Paşa, defterdar Lütfi Çelebi'nin söylediğine göre Mısır'dan gelen şikayetlerin asıl sebebi Ahmet Paşa'ymış. Fazladan toplanan vergileri deftere geçirtmemiş. Senin haberin var mı bu olanlardan? İlk defa sizden duyuyorum hünkârım. Böyle bir vaziyette ne yapmak icap eder? Tavsiyen nedir? Ahmet Paşa kulunuz yanlış yola saptıysa cezası bellidir hünkârım.